efendim söylemiştim. Sevgili bayanlarımız, güzellik sırlarını merak eden bayanlarımız için çok değerli bir konuğumuz var şimdi de. Güzellik uzmanı. Hemen şöyle davet edelim, onu da stüdyomuza alalım ve bu güzel söyleşiye kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili Kader Acar geliyor efendim. O güzel sırlarıyla birlikte geliyor stüdyomuza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Buyurun. Sevgili Kader merhaba. Acar, güzellik uzmanı. Bugün bayanlar ağırlık izleyecek bizi sevgili Cengiz Selimoğlu. Haberin olsun. Ona göre yani. Nazar edeceksin beni. Niye söylemedin ama ya? Bir sürpriz. Kader Hanım merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl, stüdyomuzu beğendiniz mi? Çok beğendim, çok şık. Aynı zamanda kuaförümdür, güzellik uzmanımdır. Bu hafta da kendisini konuk etmek istedim. Çünkü hep soruyorlar. Saç güzel geliyor, makyaj güzel geliyor, bu güzelliğin sırrı nereden geliyor? Şimdi onları konuşacağız. O zaman değil mi? Ben güzelim diyeceksiniz. Ben güzelim mi diyeyim? Yok, o kadar da ukalalığa girer. Peki hemen hanımları daha fazla bekletmiyorum ve şöyle küçük küçük sorularla, bir anda sıkıştırmayacağım güzellik uzmanımızı ama küçük küçük sorularla başlamak istiyorum. Sevgili Kader Hanım, 2012 bayanları, ben hemen saçlardan gireceğim çünkü saç olarak çok fazla soru geliyor. İşte nasıl bakım yapalım, nasıl kestirelim, 2012'nin trendleri nelerdir kesimlerde, kısa mı, uzun mu? Kısa. Nasıl olması lazım? Ay, göründüğü gibi diyorsun. Kısa. 2012 yılında kısa saçlar trend. Hı hı. Saç kesiminde de öncelikle kuaförünüzü doğru kesmeniz gerekiyor. Çünkü bayanlar genelde katlı saç modelleri tercih ediyorlar. Hı hı. Ve geldiklerinde direkt saçımızı katlı keser misiniz diyorlar. Hı hı. Eğer katlı bir kesim yaptırıyorsanız, kötü kesilmiş katlar saçın, yüzünüzün ve saçınızın çok kötü görünmesini sağlar ve eğer kısa kestiriyorsanız da bunu telafi etmeniz zorlaşır. Telafisi mümkünsüzdür hatta. Kesildiyse bitmiştir, yani zaten bitmiştir. Yandık. O yüzden işini profesyonel yapan kişileri tercih etmeleri gerekir. Tabii her zaman gittikleri ve memnun kaldıkları bir kuaförleri varsa da problem yok demektir. Hı hı. Genellikle katlı saçlar bütün yüz şekillerine uygundur. Hı hı. Eğer saç telleri kalınsa, zaten katlı saçlar tercih edilmelidir ki saçlar kabarık durmasın. Ve eğer ben ilk defa duyuyorum mesela. Kalın telli saçlar mutlaka saçlarını katlı kestirmelidirler. Saçın kabarıklığı ortadan kalksın, kaybolsun ve güzel diye bir görünüm alsın. Ayrıca katlar saçların daha uzun görünmesini de sağlar. Eğer saçlarınız ince telli ve şekil almıyorsa, bu hem yüz şeklinize göre kesilmediğinin ve doğru kesim yapılmadığının da bir belirtisidir, evet. O yüzden ilk önce kuaförümüzü doğru seçiyoruz. Peki 2012'de kısa saç mı, uzun saç mı? Kısa saçlar. Yaz trendleri kısa saç mı? Evet, bu yıl kısa evet, saçlar. Evet sevgili hanımlar, çok uzun kullanmayın diyoruz o zaman 2012'de saçları. Biraz hafif kısaltın, şöyle modernleşsin diyoruz o zaman, değil mi? Tabii bu yüz şekli de önemli. Zaten kuaförünüze gittiğinizde size yardımcı olacaktır. Mutlaka herkes kısa saçlı olacak diye bir şey yok. Sizin uzun saçlarınız da çok güzel. Teşekkür ama ederim. Bu yıl genelde tercih kısa saçlar. Kısa saçlar. Peki hocam, şimdi 2012 yılında yaz geliyor haliyle. Gelinlerimiz olacak, değil mi? Evet. Bu gelinlere nasıl makyajlar yapacaksınız da böyle güzelleştireceksiniz? Hangi tonları kullansınlar? Şimdi gelin saçları tabii ki çok önemli. Hı hı. Gelin makyajında da biz salonumuzda, makyaj uygulamalarımızda belirgin gözlere önem veriyoruz. Gözler belirgin olursa tabii ki dudaklar da daha geri planda kalması gerekiyor. Tabiri caizse dumanlı gözler, yine eyelinerla belirginleştirilmiş, rimelle dolgunlaştırılmış kirpikler ve çok kaşlar güzel. Bu yıl geçmiş yıllara göre daha ince değil, kalın. Özümüze dönüyoruz. Sözünüzü burada böleceğim. Cengiz Bey de dinle. Sen de yani bekar evet, olduğun için söylüyorum. Sen de evleneceksin ona göre. İşin sırlarını da bilmiş ol yani. Gelin saçını da biz yaparız inşallah. 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 Evet. Kaşlar daha kalın ve gür görünümlü. O yüzden bu yıl eğer kaşlar inceyse de kaş kalemiyle kaşlarımızı kalınlaştırıyoruz. Kaş kalemleri bizim en yakın arkadaşımız oluyor. Çok güzel. Gelin saçlarında daha şık saçlar tercih ediliyor.
topuzlar çok önemli. Eğer profesyonel bir kişi hazırladıysa gelin saçını, düğün boyunca hem gelin kendini daha özgür hissediyor, hem saç formunu kaybetmiyor. Yani bozulacak mı, bozulmayacak mı korkusu olmadan, şimdi bir 4 saat, 5 saat sonuçta kalıyor bu saç değil mi yapılınca? O kadar sürüyor herhalde düğünler yanlış sevgili Kader Hanım. Hemen gelelim yine hanımlara. Hanımlara şöyle güzel bir şok maskesi söyleyebilir misiniz? Mesela bir yorgunluğunu alabileceği şekilde ya da işte haftalık bir bakım yapabileceği şekilde. Yorgunluk için basit bir maske söyleyebiliriz. Mesela, şöyle kolay evde hanımlar yapabilsin, şu anda bizi izleyen hanımlar yapabilsin. Tabii ki. Rezeneyi, 20 gram rezeneyi bir fincan suda kaynatıp 3 kaşık rezene suyunu da bir ayrı yerde çırpılmış yumurtanın akı ve sarısıyla karıştırıp yüzlerine dairesel hareketlerle maske yapabilirler. Bunu 15 dakika ciltte beklettikten sonra da ılık suyla yıkadıklarında cildin o yorgun görüntüsünü gidermiş olurlar. Yani yorgun görüntü gidiyor daha evet, taze rezene, bir cilt evet. Rezene bunun için birebir. Haftada bir mi uygulayabiliriz bunu yoksa hani her hafta 3 günde bir mi, 2 günde bir mi, her gün mü? Haftada bir uygulamak yeterlidir. Şimdi gelinlik zaten başlı başına çok masum ve temiz bir görüntü. Evet. Bunun için kuaförleriyle birlikte konuşarak saç modeline. Zaten biz bir gelin saçı yaparken sadece yüzünün şekline bakmıyoruz. Saçına, gelinliğine, duvağına, damatla boyuna. Kuaförleriyle birlikte saç modeline karar verdikten sonra da bu yıl belirgin gözler moda. Gözler belirginleştikten sonra da dudakların zaten o masumiyetini koruyarak geri planda kalması gerekiyor. Bu şekilde. Bu şekilde. Daha güzel evet, olur. Bu şekilde. Damatla uyumlu olması tabii önemli. Tabii ki eğer da mesela diyelim ki Cengiz Bey kısa boylu bir uzun boylu bir hanımla evleniyor kendi boyuna. Gelin de saçlarını yüksek bir topuz yaptırırsa bu defa damatla ya eşit ya da daha yüksek görünecek. Bak çok güzel bir püf noktası değil mi? O yüzden yanda toplanmış topuzlar, yan topuzlar. Yani damattan uzun olmayacak. Fotoğrafı da düşünmek gerekiyor. Çok yüksek saçlar yapılmıyor. Yapılmaması lazım. Evet. Boy oranının dengelenmesi lazım. Sevgili izleyicilerimiz, Kanal T izleyicilerimiz, efendim her hafta salı akşamı inşallah biz yine bu ekranlardayız. Sevgili Cengiz Selimoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ve yine güzellik uzmanımızı da hemen şöyle alalım. Buyurun. Araya alalım seni Cengizciğim. Allah mı? Tamam evet. Yine sevgili Kader Acar'a da efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizlerle ben birlikte oldular. Ederim. Hemen kısa kısa alayım, sonra horona geçeceğiz. Çünkü düşüncelerinizi alayım. Beni davet ettiğiniz için ben Feray Kuaför ve ekibi adına çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Her hafta ediyorum. Sizleri ağırlamaktan, hazırlamaktan da zevk alıyoruz. İnşallah yeni programlarda da tekrar birlikte oluruz. İnşallah Cengiz ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok başarılar diliyorum.